Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde. İnnel hamde. Ve ni'mete. Ve ni'mete. Leke vel mülk. Leke vel mülk. La şerike lek. La şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde. İnnel hamde. Ve ni'mete. Ve ni'mete. Leke vel mülk. Leke vel mülk. La şerike lek. La şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك Thank you.
Şerefül mekan bil mekin derler. Yani mekanların şerefi içinde bulunanların şerefiyle belirginleşir ve ölçülür. Evet sevgili dostlar, TRT Müzik ekranlarından Bestehan'la bir kez daha huzurlarınızdayız. Heyetimizle birlikte hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu akşam Mısır gibi sesli bir hanımın yıllar önce doldurmuş olduğu plaktan üç kutsal beldeyi anlatan bir eserin bir bölümüyle kapımızı açtık Bestehan'da. İçinde telbiye ve hicret ilahisi diye bilinen ilahiyi de katarak bir güzellik olsun istedik. Çünkü oralar bizimdi ve bizim gönlümüz hep oralarda. O kutsal mekanları konuşmak için de bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Ömer Faruk Harman Hocam. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Ve bize bu eserin hissettirdikleriyle başlayalım isterseniz. Sayın Hocam, şerefyab olduk. Hakikaten sizin riyasetinizde bu ekibin, bu heyetin dillendirdiği, seslendirdiği o güzel musiki gönülleri coşturuyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani gerek Ümmü Gülsüm'den, gerek diğer de Lebbeyk Telbiye'den ve sonra da Talal Bedru Aleyna ile bizi aldınız, şimdi götürdünüz o kutsal beldelere. İnsan bir acayip oluyor, bir hoş oluyor. Oraların adı anıldığında bir hoş oluyor. Bir de oralara vardığında nasıl oluyor? Bunu en iyi anlatan şiirlerden birisi Mehmet Akif Ersoy merhumun Necit Çöllerinden Medine'ye şiiridir. 14 asır evvel. Ya. Bir böyle geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Peygamberimizin dünyayı teşriflerini böylesine güzel dillendiren Akif, Necit Çöllerinden Medine'ye şiirinde de Sudanlı bir zencinin, bir Müslümanın Medine'ye gelişini anlatırken, yani ondaki o öyle bir peygamber aşkı, peygamber sevgisidir ki, yaklaştıkça kalbi daha hızlı atar, yaklaştıkça daha hızlı atar. Mescid-i Nebi'ye gelip de Ravza-i Mutahhara'nın parmaklıklarına şöyle ellerini dokundurduğunda, o gariban kalbi, o heyecana, o sevgiye, o sevginin aşırılığına dayanamaz, son nefesini verir Ravza-i Mutahhara'nın önünde. Vaktiyle hacca gittiğimizde Hüccacı Kiram'a sohbet yapılıyor. Ben de görevlilerden biriydim. Ne olur dedim. Yani dinleyenler arasında sonradan reis olan Sayın Görmez Hoca da vardı. Başkan yardımcısıydı o zaman. Ne olaydı dedim. Yani Medine'de bizim Türk Hüccacı Kiram, Türk hacıları Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret ederken onlara Akif merhumun şu Sudanlı'daki peygamber aşkını dillendiren o şiiri okunsa. Ama o şiir biraz ağdalı dildedir. Nasıl anlaşılır, nasıl anlatılabilecektir o da ayrı. Ama ben böyle dedim ama az sonra şiir önümüze geldi. Sayın Görmez hemen Ankara'yı arıyor. Ankara hemen faksla şiiri getiriyor. Aramızda bir edebiyat profesörü vardı. Ona okuttuk o şiiri.
Ama o şiirin tam anlaşılması lazım. Bir de Ravza'nın orada bunu okutmak, dinletmek lazım ki bizim Hüccac-ı Kiram'a. Yani o beldelere farklı yerleri görmek, tavırları görmek, alışveriş falandan öte, onlardan öte. Peygamberimizin ömrünü geçirdiği, 63 yılını geçirdiği, 53 yılını geçirdiği Mekke, 10 yılını geçirdiği Medine, orada katlandığı sıkıntılar, zorluklar, teneffüs ettiği hava, geceliğin gördüğü yıldızlar dünyası, o ufuk. Yani onları birebir, adeta adım attığı her yerde Resul-i Kibriya'nın ayak izlerine acaba değdim mi, geldim mi, gelmedim mi gibi aynı duyguyu insan Medine'de yaşıyor, aynı duyguyu Kudüs'te yaşıyor, evet. Aynı duyguyu Mekke'de yaşıyor. Evet. Dolayısıyla siz de şimdi bizi oralara götürdünüz. Hocam, doğrusu son zamanlarda Kudüs'le ilgili dünya çapında gelişen olaylar hem bu konuyu biraz gündeme almayı bize gerekli kıldı, hem de kutsal beldelerimiz konusunda konuşmayı arzu ettik. Çünkü inancımız gereği bizim için kalbimizin bir kısmı oralarda. Aynen. Çünkü aynen. Kalbimizi tamamlayan parçalar oradan aynen. intikal etmiş vaktiyle. Dolayısıyla bunun bizim şüphesiz edebiyatımıza, musikimize yansıması oldu. Edebiyatta biraz önce bahsettiğiniz şiiri bendeniz besteleyip Akif İklimi albümünde de yer aldı. Bilseydim böyle bir mevzu açılacağına elbette Allah, bestelidir Allah, çok, o. Çok harika. Yani çok efendim, büyük bir hizmet bu yaptığınız. En son cümlesi Ya Rab bizi bu ikrarıyla haşret diyor. Evet, evet çok harika. Evet. Dolayısıyla bu muhtevadaki eserleri bugün Mekke, Medine ve Kudüs. İsterseniz şimdi bütün müminlerin gönlü neredeyse kanat takıp uçacak olur ki oraların ismi zikredildiğinde. Aynen. Oraya gitmek isteyen gönüllere tercüman olan birkaç eseri okuyalım. Ondan sonra Mekke diyerek başlayalım. İnşallah. Bize ne ifade eder? İnşallah. Evet sevgili dostlar, Yunus sözü biliyorsunuz. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni der Yunus. Bunun ardından Neccarzade, bu ismi lütfen bir not edin. Neccarzade diye bir zat var. Hicaz Hatıratı diye Hüseyin Vassaf'ın kaleme aldığı bir kitap. Burada bir hac ziyaretinin gün gün mekanları ile birlikte şiirleri eşleştirerek meydana getirilmiş bir kitap bu. Gidilen her ziyaretgahın ilgili şiiri yazılmış bu kitapta. Hüseyin Vassaf adeta bir hac günlüğü tutmuş. O kitaptan alıp bestelemiş olduğum ve Zemzem'le alakalı ve Kâbetullah'la alakalı bir şiir Neccarzade'nin misali Zemzem'ü Kevser'dir ağabı Kâbetullah'ın diyor. Ve bir hak aşığı ve Hazreti Muhammed aşığı olan erenlerden Ladikli Hacı Ahmet Ağa'nın bir sözüyle bu bölümü sonlandıracağız. Ravzana gelmişim senin, cümlenin maksudu sensin. Her maksut senden alınır, cümlenin maksudu sensin. Arayu, arayu, bulsam izini. Arayu, arayu, bulsam izini. Arzular seni.
Çok teşekkürler arkadaşlar. Ellerinize, gönüllerinize, dillerinize sağlık. Evet sevgili hocam, gidebilenler gidiyor, gidemeyenler selam gönderiyor. Evet. Eskiden sürre varmış, belki bir oya, bir işleme yapıp onu gönderiyor. Kendince güzel olan ne hediye varsa sürreye onu katıp gönderiyor. Aynen. Nedir Mekke'nin bizim için önemi? Mekke'nin bizim için önemi, Mekke bir kere Kur'an-ı Kerim'de Ümmül Kura diye geçiyor, şehirlerin anası. Mekke bize neyi hatırlatıyor? Mekke deyince Kabe. Kabe deyince müminlerin kıblesi ve kıblegahı. Şerefül mekan dedik ya. Şerefül mekan bilmekin. İşte Mekke'nin şereflenmesi Kabe'nin orada bulunmasına bağlı. Kabe ki İslam'ın tevhid inancını simgeleyen ve bütün Müslümanların kuzeyden güneye, doğudan batıya ibadette oraya yöneldikleri, yani Müslümanların hepsinin bir olan Allah'a kulluğu aynı cihete yönelmekle gösterdikleri bir çok önemli bir simge Kabe. Ümmü Gülsüm'ün dediği gibi vesiru ila hedefin vahidin. İşte tek hedefe yürüyün, gidin dediğinde Ümmü Gülsüm'ün o da odur. Müminin hedefi Kabe, Kabe gibi aynı hedefe yürümek. Gerçi günümüzde İslam dünyası biraz bölündü, parçalandı, iç kavgalar falan var ama Müslümanı Müslüman olmayanlardan ayıran en temel özellik tevhid inancıdır. Elbette. Allah'ın birliğidir. Müslüman da tefrika olmaz. Müslüman da bozgunculuk olmaz. Müslüman da ötekiyle kavga olmaz. Müslüman da barışımı vardır. Müslüman da huzur vardır. Müslüman da vahdet esastır. Yani öyle ki fena fillah olacak derecede bile vahdete teşvik vardır. Allah'ı öylesine, onun yüceliğini öylesine içselleştirmek gerekir ki onun dışındaki her şey bizim inancımızda masivadır. Kişi masivayı terk ettiği oranda Allah'a yaklaşır, kurbiyet hasıl olur. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekke'te. İnsanlık için tesis edilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki Kâbe'dir. Dolayısıyla Kâbe, Hazreti Âdem aleyhisselamdan bu yana, madem ki Âdem babamız ilk insan ve ilk peygamberdir, hak dinin ilk tebliğcisidir,
din ibadetsiz, ibadet mabetsiz olmayacağına göre Adem Aleyhisselam da ilk mabedi Kâbe Mekke'de inşa etmek suretiyle adeta yeryüzünde insanlığın ilk adımını, ilk basamağını orada tesis etmiş oldu. Ondan sonra asırlar geçti. Kâbe değişik felaketler, Nuh tufanı vesaire yıkıldı. Kâbe'yi tekrar bünyat eden, duvarlarını yükselten oğlu İsmail ile birlikte Ceddül Enbiya dediğimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. O İbrahim peygamber ki onun duası neticesinde kendisinden tam böyle ne diyelim 2000 yılında yaşadıysa milattan önce 2600 sene sonra duasının neticesi Hira mağarasında Cebelur Rahme'de Hira mağarasında İkra emrine muhatap olan Peygamber Efendimizin elçi olarak seçilmesiyle ve gösterilmesiyle dua gerçekleşti. Kâbe'yi bina ederken oğlu İbrahim İsmail ile birlikte Bakara suresinde ifade edildiği gibi ne diyordu? Estağfirullah. Ve iz yerfe'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. İbrahim oğlu İsmail ile birlikte beytin yani Kabe'nin temellerini yükseltirken dua eyledi. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ey Rabbimiz bu yaptığımızı kabul buyur. Sen duaları işiten ve her şeyi bilensin. Sonra Rabbena vec'alna muslimeyn leke. İki kişi bina ediyorlar ya, bu ikimizi sana teslim olan kullardan eyle. Ya Müslüman Allah'a teslim olan demek. Ve min zürriyetine ümmeten müslimetenlek. Hazreti İbrahim'in duaları çok önemli. Evet. Hani ateşe atıldıktan sonra terk ediyor, hicret ediyor. Her peygamberde hicret mutlaka var. Sonra da yaşı ilerledi, çocuk yok. Rabbi hebli mines salihin. Rabbim bana salihlerden bir evlat ver diyor. Nasıl olursa olsun bir evlat değil, salih bir evlat ver diyor. Febeşşernâhu bi gulâmin halim. Ona çok halim, aklı başında ama uysal bir çocuk müjdeledik. Kimdi o çocuk? Hazreti İsmail Aleyhisselam'dı. Sonra da zebih, kurban etme konu olunca o zaman diyor ki beni mutlak itaat edenlerden, bulacaksın. Teslim olanlardan bulacaksın, emrolunduğunu yap. İşte halim olmak bu. Hazreti İshak'la alakalı da daha sonra bu imtihanı başarıyla geçen Hazreti İbrahim ve İsmail'e daha sonra İsmail'e kardeş olarak İbrahim'e ikinci çocuk olarak İshak veriliyor. İshak'ın sıfatı da alimdir. Yani biri çok halim, öteki alim. İşte Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken duası nedir? Rabbena vec'alna muslimeyn leke. Bu ikimizi sana teslim olan kullardan eyle. Ve min zürriyetina ümmeten müslimeten lek. Bizim soyumuzdan da sana teslim olan, Müslüman olan zürriyetler ihsan eyle. Ve tüb ve erina menasikena. Kabe'yi yapıyoruz ama nasıl ibadet edeceğiz? Bize nasıl ibadet edeceğimizi göster, öğret. Ve tüp aleyne, insanoğlu hatadan beri değil. Hatalarımızı kabul eyle, tövbemizi af, bizim tövbemizi kabul eyle. Sonra asıl duanın son kısmı var. Rabbena veb'as fihim rasulen minhum. Bu Mekke'de, dua Mekke'de yapılıyor Kabe inşa edilirken. Bu Mekke'de oturanların içerisinden onlara bir elçi çıkar. Veb'as fihim rasulen minhum. Kendi içlerinden onlara bir peygamber gönder. Öyle bir peygamber ki ne yapsın o? Yetlu aleyhim ayatike. Onlara senin ayetlerini okusun. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Onlara senin kitabını ve hikmetli düşünceyi öğretsin. Ve yüzekkihim. Ve onları her tür pislikten, kötülükten, çirkinlikten arındırsın. Evet. Şu duayı görüyor musunuz? Evet. Peygamberimiz ne buyuruyor? Ben ceddim İbrahim'in duasıyım diyor. İşte öyle o Resul-i Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme deminden beri okuduklarınız. Şimdi, onu metü senada. Şimdi. Yani diller, kelimeler yetersiz kalıyor aslında. O yola bizi götüren bir şey ki sizin çok sevdiğiniz bir ilahiydi bu. Önceden haberini aldığım için bu programa koymuş olduk. O İbrahim'in duasını yeniden Mekke'de yükselten en şerefli insana, Allah'ın sevgilisine kurban olam sana gelen yollara, Muhammed Ali'ye kurban olayım. Ağzınıza sağlık. Çok harika. Eyvallah. Hem sözler hem beste çok müthiş. Eyvallah. Sağ olun.
sözler de mi size ait? Yok, sözler kendisini gizlemiş bir şaire ait. La Edri yani. Yani geçen programda Beşir Bey'in söylediği vardı ya, sözler olmasa bile musiki anlatıyor diye. Beste sözden daha mı ötene bu şeyde, bu ilahide? Beşir Hocam'a göre besteyi diyor sözün dışında da dinleseniz çok şey anlatır diyor. Çok şey işte. Sizi bu bestede hele bir başlangıç var ya şöyle. Tamburla değil mi? Aa, o yetiyor ya, o yetiyor. Eyvallah. Mevla razı olsun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Hanendilerimiz arkadan böyle tizlerden sesler geliyor. Burada mutlaka seyircilerimiz takip ediyor kimden ne ses geliyor diye. Bakıyorlar böyle güzel simalı insanlarla bir meclis. Çok güzel ama. Evet sevgili hocam, Mekke dedik, yeryüzünün ilk evi, Allah'ın ilk evi dedik. Sonra Medine, Efendimizin son 10 yılını geçirdiği, orada Ravza-i Mutahhara'nın olduğu, Cennetül Bakiye'nin olduğu, efendim Suffe'nin olduğu, ne bileyim, peygamberin ayağının tozunun olduğu yer. Bir bölüm olarak da, bir fasıl olarak da oradan bahsedelim. Sonra şöyle İsra'ya doğru. İsra'ya doğru. Evet. İnşallah, inşallah. Medine, peygamberimiz ömrünün 53-63 yıllık ömrünün 53 yılını Mekke'de geçirdi. Mekke çok sıkıntılı bir safhaydı. Her peygamber çok sıkıntı çekiyor, çok iptilalara maruz kalıyor. Peygamberlik çok çok önemli ama çok büyük, çok şerefli bir iş peygamberlik. Kişinin kendi isteğine bağlı değil, Cenab-ı Hak seçiyor. Seçtiği kullar sabrediyor. Meşakkatlere, zorluklara, Taif'teki sıkıntılar, boykotlar vesaire karşılığında hicretle gelinen Medine, Mekke'deki sıkıntıları adeta unutturan bir barış, bir sulh, bir sükun, bir huzur beldesi. Yesrib Medine oluveriyor. Evet, yani Yesrib'di, daha önce Yesrib. Orada iki Arap kabilesi var, Evs ve Hazreç. Üç önemli Yahudi kabilesi var. Benu Kaynuka, Benu Kureyza, Benu Nadir. Başka Yahudi toplulukları da var. Bu Yahudiler de oraya milattan sonra 70 yılında Romalılar Kudüs'ü yakıp yıkıp da Süleyman Mabedi'ni ikinci ve son kez yıktıklarında artık orada yaşanmaz deyip Filistin'i terk eden veya Romalıların Filistin'den tard ettikleri, kovdukları Yahudilerin bir kısmı Medine'ye gelip orada yerleşmişlerdi. Hocam, affedersiniz sözünüzü kestim ama bizim için hulasa, Medine neden önemli? En üst noktadan itibaren şöyle üç maddede sayacak olursak, biz neden Medine'yi önemsemeliyiz aslında? Medine'yi niye önemsiyor? Medeniyeti mesela oradan aldığımız için mi mesela? Medine medeniyetin köküdür zaten, evet. Medine, şehir demek. Yani oraya İslam'ın nuru gelince Yesrib Medine'ye döndü. Medine, Medine-i Münevvere'ye döndü, nurlandı İslam'ın nurluyla. Talal Bedru Aleyna söylediniz ya programın başında. Evet. İşte Seniyyatül Beda'da orada Peygamberimiz hicretle Mekke'den Medine'ye geldiğinde İslam güneşi Medine ufuklarında doğdu. Dolayısıyla İslam medeniyetinin adeta beşiğidir Medine. Hem isminden hareketle hem orada kurulan İslam devleti ve o devletin teşekkülüyle birlikte gayrimüslimlere de, Yahudi'ye, Hristiyan'a, başkalarına da tarihte ilk defa eşi benzeri görülmemiş bir sulh, sükun ve bir arada yaşama örneği olan Medine vesikasının Peygamberimiz tarafından orada hazırlanması ve öteki din mensuplarına da dininizde, inancınızda, ibadetinizde serapa özgürsünüz diyerek artık barışın hakim olduğu yer. Evet. Medine, Peygamberimizin Suffe dediğimiz ashabını eğittiği, yetiştirdiği yer. İlk İslam Üniversitesi'nin adeta kurulduğu yer. Evet. Ve İslam'ın güneşinin yetişen Müslüman alimlerin dört bir tarafa dağılarak İslam'ın artık Arap Yarımadası'ndan dışarıya taştığı bir yer. Ve Medine Peygamberimizin, bize rehber olarak gösterilen Peygamberimizin adeta ebedi istirahatgahı Ravza-i Mutahhara, yani Ravzası ile minber arası cennet bahçelerinden bir bahçe, dünyada bu cennetin adeta görüldüğü ve yaşandığı bir yer. Eyvallah. Burada huzur-u nebeviye varınca insan çok başka duygulara gark oluyor. Peygamber aşkı bizde, sayın hocam, peygamber aşkı bizde
o kadar ölçülü ama o kadar üstün ki. Bakın, Yahudi peygamberini sıradanlaştırıyor. Normal insan ne yapıyorsa peygamber de onları yapıyor böyle. Yani sıradan hatası, ötesi, birisi. Hristiyan sevgide o kadar aşırı gidiyor, ilahlaştırıyor. Hı hı. Yani biz alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'yı, peygamberimizi seviyoruz, çok seviyoruz ama ilahlaştırmıyoruz. Öteki gibi sıradanlaştırmıyoruz da. Mâ ene illâ beşerun mislikum, ben de sizin gibi bir insanım. Ne oluyor ancak farkım? Bana vahiy oluyor. Ya vahye muhatap olan Resul-i Kibriya'nın yüceliğini, üstünlüğünü haddi aşmamak şartıyla. Elbette. Müslüman kalbinde, gönlünde, hayatında rehber olarak. Bir salavatımız yeter hocam, değil mi? Ya. Salavatımız yeter. Hadi. Evet, bu Medine bahsinde burada elbette Medine deyince içi de bizim için önemli olduğu için oraya girince çıkmak istemiyoruz, haklıyız. Ama bir de son zamanlarda programın başında ifade etmeye çalıştığım gibi gündemimizde olan Kudüs var ki bizim için orası da bir başka önemli. İsterseniz Bestami Yazgan'ın bununla ilgili bir yazdığı bir güzel bir şiir vardı. 3/4'lük. Bendeniz bunu küçücük bir eser olarak besteledim. Önemli olan sözlerle beraber gündeme gelsin Kudüs arzu ettim. Ondan sonra da Kudüs'ü konuşalım. Tamam, inşallah. Evet. İlk kıbleye ilk yöneliş, sevdamızdır Kudüs bizim. Yedi semaya yükseliş, sevdamızdır Kudüs bizim diyor şair. Hayır, çok güzel. Buyurun. Sevdamızdır Kudüs bizim, Mekke bizim, Yesrib bizim, sevdamızdır.
Alkış caiz olsa alkışlardım ama. Hocam gönülden gelen bizim için kabuldür. Sözünüz de makbuldür. Evet sevgili dostlar, bu Bestami Yazgan şiiri. Bestami Yazgan'ın daha çok çocuk edebiyatı üzerine pek çok şiirleri var. Onlardan da besteledik. İnşallah bu programda gelecek. Şimdi isterseniz Kudüs konuşurken bir yandan da biraz sonra Erenler Meclisi'ne doğru gideceğiz. Programımızı da yaralamışız bu arada. Niyaz ismini verdiğimiz saz eserini burada alalım. Ondan sonra Erenler Meclisi'ne gidelim. Mümkün mü? Haydi bakalım. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık arkadaşlar. Niyaz ettik. Niyazımız kabul ola inşallah. İnşallah. Biraz sonra 8 padişah devrini idrak etmiş ve cihan padişahlarının gönüllerine istikamet verip bizim gönül coğrafyamızın muhafazasında etkili olmuş bir ismin sözlerinden bestelenmiş olan eserlerle bir Erenler Meclisi olacak. Allah. Ama onun öncesinde bizim için son konuşmamız gereken mekan, Kudüs. Kısaca nasıl özetleriz? Neden biz bu kadar önemsemeliyiz? Bizim kafamızın aslında zihnimizin bir kısmı neden orada olmalı? Kısaca onu da alalım muhterem hocam. Kudüs
Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın üçüncü mukaddes beldesi, yani ilahi vahyin kutsadığı şehirdir Kudüs. Yani pek çok peygamberin tebliğ faaliyetinde bulunduğu, pek çok peygamberin ayak izlerini taşıyan, ilahi vahyin Hazreti Davud'da, Hazreti Süleyman'da, Hazreti Zekeriya'da, Hazreti Yahya'da ve Hazreti İsa'da temessül ettiği o mukaddes mekandır. Kur'an-ı Kerim Yüce Mevla Kudüs'ün de içinde bulunduğu o toprak parçasını, o diyarı arz-ı mukaddese, mukaddes diyar diye niteler. İnancımıza göre mukaddes olan yegane varlık Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretleri'dir. O Kur'an-ı Kerim'de Kuddüs, kutsallar kutsalı, en mukaddes diye kendi sıfatını, kendi ismini Kuddüs diye bildirir bize. Cenab-ı Hak kutsaldır, mukaddestir. Onun vahyi de kutsaldır. Vahyinin tecelli ettiği mekan da Cenab-ı Hakk'ın vahyi sebebiyle kutsaldır. Hazreti Musa'ya Sina Dağı eteğinde ilk vahiy geldiğinde, hani Taha suresinde ve hel etake hadisu Musa diye başlayan o kısımda, ya Musa ve nudiye ya Musa, ey Musa diye hitap edildi, inda edildi. Fakhla'na aleyk, ayakkabılarını, çarıklarını çıkar. İnneke bil vadil mukaddesi Tuva, sen Tuva adlı kutsal vadidesin. Tuva'nın taşı toprağı ile öte tarafın taşı toprağı arasında aslında fark yok. Ama Tuva'yı, orayı, o mekanı kutsal kılan ve Hazreti Musa'nın ayakkabılarını çıkarmasını gerektiren, çünkü kutsiyet, kutsal alana giriş belli bazı saygıyı ve belli bazı ritüelleri gerektirir. Nasıl Kabe'ye gittiğimizde biz ihram başta olmak üzere orada hiçbir canlıya zarar vermeme, bitkiyi bile koparmama gibi hassasiyetlerimiz var. Aynı şekilde halbuki Sina Dağı'nın eteğidir ama ilahi vahiy orada gelince vahyin tecelli ettiği mekan ve vahyin muhatap aldığı insan da mübarek ve mukaddes oluyor. Evet. Dolayısıyla Kudüs İlahi vahyin birçok peygamber aracılığıyla birçok kez tekrar edildiği yer, o mukaddes mekandır. Ama Efendimiz için durum daha farklı. Ve en son olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra mucizesiyle ki hareket noktası Mescid-i Haram'dır, varış noktası da Mescid-i Aksa'dır. İşte o Mescid-i Aksa Kudüs'tür ve Kudüs İsra'nın varış noktası, Miraç'ın başlangıç noktası, gene Miraç'ın dönüş noktasıdır. Yani yedi kat semayı aşıp da Sidretül Münteha ve ötesinde Yüce Mevla ile mülaki olup ilahi emirleri aldıktan sonra dönüşünde Kudüs'te bütün Enbiya-i İzam ve Peygamberan-ı Kiram Hazeratı Peygamberimizi imam yapıp arkasında namaz kılıyorlar. Yani Cenab-ı Hak'la böylesine aracısız görüşme şerefi Peygamber Efendimiz'e ait ve has olduğu için bu şeref payesini kazanan ve taşıyan kişi mutlaka bütün peygamberlere imam olma noktasındadır. Eyvallah. Dolayısıyla Kudüs Peygamberimiz tarafından da şereflenmiş, Peygamberimizin de oranın şerefini taşıdığı, bütün İslam dünyasına yansıttığı ilahi vahyin tecelligahlarından biri. Çok teşekkür ederiz. Her Müslümanın, Sayın Hocam, her Müslümanın Mekke, Medine ve Kudüs'ü birbirinden ayırmadan, ki Kudüs şimdi mazlum, Kudüs şimdi mağdur, Kudüs şimdi işgal altında, Kudüs'e özgürlüğünü tekrar kavuşturma her Müslümanın içinden geçen temel duygu olmalı. Evet. Selahaddin Eyyubi görevini yaptı. Hazreti Ömer 637'de Kudüs'ü fethederek görevini yaptı. Selahaddin Eyyubi 1187'de Haçlı zulmüne son verip Kudüs'ü gerçek bir Medine-tüsselam, Darüsselam, barış şehri yaparak görevini yaptı. Yavuz Sultan Selim Han merhum 1516'nın son günleri 1517'de Kudüs'ü alarak gene bir barış şehri yaptı ve 400 sene Kudüs Osmanlı hakimiyetinde gerçek bir barış şehri oldu. Kudüs yeni Selahaddin Eyyubilerini, i̇nşallah. Yeni Yavuzlarını bekliyor inşallah. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Elbette Kudüs konusu özellikle bizim açımızdan kanayan bir yara olduğu için çok uzunca konuşulmalı. Evet. İnşallah başka bir programda daha da derinlemesine gireriz. İnşallah. Şimdi işte o kutsal mekanları
bizim gönül coğrafyamız yapan, sultanlara taç giydiren Hüdayi Hazretleri'nin eserlerine kulak verelim. Erenler Meclisi'ni bakalım bize neler söyleyecek Hüdayi Hazretleri. İnşallah.
Evet sevgili dostlar, yine bir solukta geldik Bestehan'ın sonuna. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyor. Sazımızla, sözümüzle ve heyetimizle sizleri selamlıyoruz. Bu akşam üç kutsal beldeyi konuştuk ve bize hissettirdiklerini sizinle paylaşmaya çalıştık. Konuğumuz Profesör Doktor Ömer Faruk Harman hocamdı. Ben kendisine huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ediyorum. Beni bugün aldığınız o kutsal diyarlara götürdünüz. Çok sağ olun. Hepinize çok saygılar, teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili dostlar, bir salavatla programımızı nihayetlendiriyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm dostlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyor. Kalın sağlıcakla diyorum. Allahümme salli alel Mustafa. Allahümme salli alel Mustafa. Salli aleyhi kema yenbeği ve salli aleyhi kema yenbeği. Es-Sadık Muhammed aleyhisselam. Es-Sadık Muhammed aleyhisselam. Es-Sadık Muhammed aleyhisselam. Es-Sadık Muhammed aleyhisselam.